Reddetsene şunu. Anneni. Evet, reddet. Doruk bir daha arıyor. Açsam mı acaba? Belki önemli bir şeydir babaanne falan. Aslıcığım, şu anda araba kullanırken telefonla konuşmam sakıncalı olmaz mı? Allah korusun. Kusura bakmayın. Bak şimdi Doruk'cum, dünyada iki şey anneleri çok üzer. Birincisi gece yarısından sonra olan her şey, ikincisi de açılmayan telefonlar. Alo. Alo. Doruk'la görüşecektim. Annesiyim ben. Ha, biliyorum annesi olduğunuzu. Bilmiyor olsam bile anlardı çünkü telefonun ekranında kocaman annem yazıyor. Bravo. Siz kimsiniz acaba? Ben Aslı. Hemşire olan. Hatırladınız mı? Hani ben bir gece sizde kalmıştım yanlışlıkla. Sonra sabah kalkmıştık, kahvaltı etmiştik. Ya ne kadar güzel bir kahvaltıydı o öyle. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Tabii ki siz hazırlamadınız. Bunu da biliyorum ben. Ama kim bilir ne kadar güzel direktifler vermişsinizdir demişsinizdir ki peynirin yağlısını koyun. İşte yumurtayı çok çırpın. Doruk nerede? Niye telefona o bakmıyor? Açmadı çünkü açmamalı. Neden? Bir şey mi oldu oğluma? İyi canım iyi. O var ya bu iki günlük tatil bana inanılmaz iyi geldi. Çok iyi oldu. Tatil mi? Oğlumla görüşebilir miyim lütfen? Görüşemezsiniz çünkü o araba kullanıyor. Şimdi biz Şile'den dönüş yolundayız. Aslıcığım kapat. Kapat. Merak etmeyin diye ben açtım. Oldu. Derya Hanım. Ben şimdi kapatıyorum. Doruk sizi kesinlikle arayacaktır diye düşünüyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın. Bye bye. Ben onun için burada kahrolurken o gitmiş Şile'de bir hemşire ile gününü gün ediyor. Ne kadar üzgün olduğum, ne kadar kırgın olduğum umurumda bile değil. Bir delimiz eksikti. O da oldu işte. Öpüyorum ne ya? Öpüyorum ne? Bir de bay bay diyor. Bay bay diyor bir de üstüne bay bay diyor. Kadın senin ev arkadaşın mı? Kankan mı o kadın senin koskoca kadın çocuğun? Aslıcığım bir durur musun? Bir sakin ol bak kaza yapacağım Allah korusun. Ne diyor annem? Ne desin işte seni merak ediyor. Daha çok merak eder. Ne oluyor Doruk? Hani annenin sesi çok kötü geliyordu. Çok üzgün sen böyle bir haller hareketler tavırlar. Aslıcığım, biz annemle çok fena birbirimize girdik. Şu an onunla görüşmek istemiyorum. Doruk'cum o senin annen. Hiç seni üzecek bir şey yapar mı bilerek isteyerek? Ama yaptı işte. Hem de yapmaması gereken bir şey yaptı. Olabilir. Sonuçta o da insan değil mi? Onun da hata yapmaya hakkı var. Kim bilir o da ne kadar üzülmüştür Doruk. Bak anneler bizim baş tacımız. Doruk bak ne olursun. Al. Ara tamam mı? Konuşun. Yani o kadar hatır yok mu senin üstünde? Hem belki konuşup halledebileceksiniz. İkinizin de içi rahatlayacak. Kankanın da mı hatır? Lütfen. Alo, Doruk, oğlum bir tane.
Beni aramışsın. Merak ettim. İyi misin? İyiyim. Ben değilim. Hiç iyi değilim. Ne olur eve dön artık. Sensiz ev bomboş oğlum. Lütfen dön artık. Bu kadar ceza yetmez mi? Bak lütfen dön. İstersen beni hiç görme, benimle konuşma ama yeter ki yanımda ol lütfen. Yarın sabah geleceğim. O zaman konuşuruz tamam mı? Gerçekten mi? Geliyor musun yarın? Alo? Alo? Aile? Buyurun efendim. Doruk Bey'in odasını temizletin. Her yer pırıl pırıl olsun. Doruk Bey evine dönüyor. Annesini çok özlemiş. Doruk, oğlum bir tane. Hoş geldin evine. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? Aç mısın? Sana hemen bir şeyler hazırlatayım mı? Bir şey içmek ister misin? İyiyim. Gerek yok. Dur bir dakika, sen rahat mısın orada öyle? İstersen salona geçelim ha? Anne, iyiyim dedim değil mi? Oturur musun? Konuşmaya geldim. Hani kaç gündür arıyorsun ya. Sen de açmıyorsun. Pardon, bir kez açtın. Onda da Aslı açtı. Şile'den dönüyormuşsunuz beraber. Evet, araba kullanıyordum. Aslı cevap verdi. O hemşire kızla Şile'de ne işin vardı ki acaba? Dağıttığın kafamı toparlamaya çalışıyordum. Ayrıca hemşire sen olmuş yani, buna mı takıldın? Ben senin aksine arkadaşlarımı mesleklerine ve konumlarına göre seçmiyorum anne. Ayrıca benle konuşmaya geldim. Sen neden bahsediyorsun Allah aşkına? Gidiyorum. Doruk, lütfen. Tamam. Tamam oğlum. Otur lütfen. Otur konuşalım. Anne bak. Ben bu durumdan çok mu mutluyum sanıyorsun? Ben seni affetmek, bu olanları unutmak ve evime dönmek istiyorum. Dön o zaman Doruk. Bunun tek bir yolu var. Abimle yaptığın o sözleşmeyi feshedeceksin. Tamam mı? Tamam. Tamam oğlum. Sen yeter ki evine dön. Yeter ki beni affet. Bir daha da sakın böyle bir şey olmasın anne. Tamam hadi. Gel ağlama. Gel. Müsait misin Muratcığım? Tabii tabii Derya anne gel. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Geç sen yerine. Rahatına bak. Bir şey içer misin? Söyleyeyim mi? Hiçbir şey. Uzun kalmayacağım. Artık buna gerek kalmadığını düşünüyorum. Konsept projesi zarar görürse bütün sorumluluğu benim aldığıma dair imzaladığım sözleşme değil mi? Evet hocam. Bütün bu çalışma boyunca sen de Doruk da o kadar canla başla çalıştınız. O kadar güzel bir iş çıkardınız ki yaptığımdan utandım. Ama sen anlayışlı çocuksundur. Tamamen annelik içgüdüsüyle ilgili bir şeydi.
Aslında benim güvenemediğim sen değil, Doruk'tun. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir şey deme. Bu sözleşmeyi feshedelim. Ve zaten aramızda olan bu anlaşma hiç yapılmamış varsayalım, olur mu?